AK Parti Grup Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Kayseri'de düzenlenen basın toplantısında ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Ekonomi olarak zor bir süreçten geçtiğimizi biliyoruz. Bu sadece Türkiye'ye ait bir zorluk değil, küresel ekonomideki zorluklarında bütün dünyayı etki altına aldığı yeni bir dönemin olgusudur. Değerli arkadaşlarım, özellikle pandemi şartlarıyla birlikte dünya ekonomisinde iki temel gelişme ortaya çıktı. Bunlardan birisi dünyadaki ekonomik yapının yapısal olarak değişime başlamasıdır. Yani üretim şekillerinden tutun. İşte her alanda eğitimden üretim şekillerine kadar her alanda topyekün bir değişimin ortaya çıkması. İşte eğitimi daha yeni başlayabildik. Bazı yerlerde evden çalışma, uzaktan çalışmayla çalışma şekillerinin bile değiştiğini gördük. Öyle görünüyor ki önümüzdeki dönemde dünya ekonomisini çalışma şekillerinden ekonomideki paylaşım düzenlerine kadar her alanda kökten değiştirecek bir değişimle karşı karşıya kalacağız. Bunun vermiş olduğu bazı zorluklar var, bunu biliyoruz. İkinci, dünya ekonomisinde pandemi sürecinde ortaya çıkan ikinci önemli değişim ise emtia fiyatlarında ortaya çıkan olağanüstü yüksek gelişmelerdir. Hangi madeni alırsanız alın, bakırından demirine kadar, altınından işte kromuna kadar bütün temel maddelerde iki katı, üç katı yükselişler ortaya çıkmıştır. Dünyanın her yeri için söylüyorum, bütün ülkeler için söylüyorum. Ama bundan daha önemlisi, emtianın temin edilmesiyle ilgili tedarik zincirlerinde kopma olduğu için çok iyi üreten bazı ülkelerde tedarik yapılamadığı için üretimlerde de aksamalar ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde gıda sektöründe, gıda sektöründeki tedarik zinciri koptuğu için gıdada ciddi bir şekilde mal bulamama sorunuyla ve yüksek fahiş fiyat sorunlarıyla karşı karşıya kalınmıştır. Emtia fiyatlarının yanı sıra petrol fiyatları da, enerji fiyatları da, yanımızda Enerji Bakanımız bulunuyor. Onun yanında bunu söylemek yani dereceye tere satmak olur ama enerji fiyatları da nereden baksanız kalem kalem değişmekle birlikte iki ya da üç kat artmıştır. Dolayısıyla bütün bu gelişmeler dünya ekonomisinde hem üretim tarzını hem üretim maliyetlerini ciddi şekilde etkilemiş ve bunun doğal sonucu olarak da hem kurların üzerindeki farklılaşma, kur piyasalarının değişmesi hem de enflasyon ve hayat pahalılığı şeklinde dünyada bir gelişmeyle karşı karşıya kaldık. Bu süre içerisinde Türkiye pandeminin başından itibaren aldığı ve sürekli güncelleyerek aldığı kararlar sayesinde ekonomimizde geri gidişi asla mümkün kılmamış. Bu anlamda Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte 21.7 büyüyerek dünya ekonomisinde ikinci büyük gelişmeye sahip olmuş. Ama aynı şekilde de dünya ülkelerine baktığınız zaman bu dönemde dünyada İngiltere'den sonra ikinci olmuş. Öyle görünüyor ki 2021 yılı sonu itibariyle de %9-10 civarında bir büyümeyi Türkiye yakalayacaktır. Burada ilk andan itibaren tezgahı dağıttırmamayı esas alan, ana fikrine tezgahı dağıttırmamayı koyan ekonomi politikalarımız hem de salgınla mücadele politikalarımız sayesinde bu gerçekleşmiştir. Türkiye kapasite kullanım oranları bakımından fevkalade büyük bir gelişmeyi ortaya koymuştur. Aynı şekilde Türkiye ihracat üzerinde de çok önemli gelişmelerin ortaya çıktığı bir dönemi küresel salgın şartlarına rağmen idrak etmiştir, idrak etmektedir. Böylece İnşallah salgın şartları bittikten sonra Türkiye'nin yakalamış olduğu bu yükselme, bu büyüme trendiyle birlikte çok daha ileriye gideceğini, yeni fırsat kapılarını açacağını, çok daha güçlü bir ekonomiye kavuşacağına yürekten inanıyoruz. Bunu söylerken asla şunu söylemiyoruz. Türkiye'de ekonomik hayatta hiçbir problem yoktur. Hiçbir sıkıntı yoktur. Her şey güllük gülistanlıktır. Hiçbir şekilde de halkımız bir şekilde zorlanmamıştır demiyoruz. Türkiye'deki yaşanan gerçekleri en iyi bilen siyasi hareket olarak vatandaşımızın bütün çektiği zorlukların farkındayız ve bunların tedavi edilmesi, bunların üstesinden gelinmesi için biz şu anda mesela konuşurken çok sayıda arkadaşımız bakanlıklar bünyesinde nasıl olur da milletin alım gücünü daha çok yükseltiriz, bunun üzerine çalışmalar yapıyor. Enflasyonun halkımız üzerindeki olumsuz etkisini biliyoruz. Hayat pahalılığının olumsuz etkisini biliyoruz ama milletimiz bize diyor ki bunların farkında olun ama bunu da çözebilecek tek parti yine sizsiniz diyor.
Dolayısıyla bu büyük ağır sorumlulukla birlikte inşallah milletimizin karşılaştığı, başta hayat pahalılığı olmak üzere ekonomik sorunları reel bir şekilde çözmek için olağanüstü gayretle mücadele ediyoruz ve bunları inşallah kısa süre içerisinde geride bırakacağız. Kaldı ki bazıları Türkiye'nin ihracatının artmasından bize ne diyorlar? Türkiye'nin ekonomik olarak büyümesinin halka ne faydası var diyorlar. Bunu söyleyenlerin de ekonomik olarak çok fazla bir şeyden anlamadıklarını da söyleyeyim. Evet, anında yarın belki yansımayabilir ama bir ülkenin ekonomik olarak büyümesi, yani varsayalım ki Türkiye bu sene %9-10 büyüdü. Bu mu iyidir? Yoksa Türkiye'nin eksi büyümesi mi iyidir? Tabii ki bu büyümesi, Türkiye'nin +10 seviyesinde, +9 seviyesinde büyümesi inşallah kısa bir sürede milletimize olumlu yansıyacak, vatandaşımızın cebine, mutfağına olumlu katkısı bulunan bir sonucu elde edeceğiz. Enflasyonla mücadele, hayat pahalılığıyla mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olarak da vatandaşlarımızın gelirlerinin artırılması ile ilgili çalışmalar başladı. Ümit ediyoruz ki herkesi takdir edecek, herkesin takdir edeceği, herkesin tatmin olduğu, vatandaşımızın bu süreçte karşılaştığı zorlukları aşacak iyi bir asgari ücretin belirlenmesi yapılan çalışmalar sonucunda mümkün olacak ve vatandaşlarımıza verdiğimiz bu süre içerisindeki özellikle esnaf ve sanatkara verilen 750 milyar TL civarındaki yardıma benzer desteklerimiz de sürdürülmeye devam edecektir.